Her sahabi müştehit sayılabilir mi? Buna bağlı olarak müştehidin müştehidi taklit etmesi caiz midir? Her sahabinin müştehit olmadığını vakada bize söylüyor. Yani sahabi olmakla müştehit olmak birbirinden farklı şeylerdir. Her sahabi müştehittir demek. Bunu diyenler var, onu söyleyelim. Yani bu rivayetten hareketle, ashab-ı kennucum bi eyyihim ihtedeytum ihtedeytum hadisinden hareketle, bakın demek ki hepsi müştehittir, hepsi hidayete götürüyor demektir bu diyorlar. Bu o demek değildir. Rivayet zayıftır, sahih olsa bile rivayetin manası ashabım Kur'an'a sünnete ittibada yıldızlar gibidir. Yani Efendimiz'e nasıl ittiba edileceğini görmek istiyorsanız herhangi bir sahabiye bakın, görürsünüz. Onların ittifak ve icma ettiği meselelerde onların tamamı hidayet üzeredir. Tamamı yıldız gibidir. Hangisine baksanız öbürlerini görürsünüz. Ama hepsi müştehittir, hepsi bu anlamda taklit merciidir demek doğru değil. Vakaya da aykırıdır. Ha, müştehidin müştehidi taklidi ekseriyet ulemaya göre caiz değildir. Müştehit çünkü taklit kendisine haram olan insandır. Ama şöyle diyenler de var. Eğer müştehit bir konuda veya birkaç konuda içtihat eden birisine deniyorsa ki meselede müştehittir bu. Veya bazen mezhepte müştehit için de söylenebilir bu. Bu tarz müştehitler mutlak müştehit değildir. Her meselede içtihat ehlidir. Her meselede içtihatla hüküm vermiştir denen ulemadan değildir bunlar. Dolayısıyla bunların bazı meselelerde taklidi caizdir. Hatta bir kısım muhakkak ulema İmam Ebu Hanife'nin de bazı meselelerde İbrahim en-Nehai gibi, Hammad bin Ebi Süleyman gibi hocası, hocasının hocası mevkiindeki insanların görüşlerini, delillerini tam tahkik etmeden aldığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu meselelerde İmam Ebu Hanife bu meselelerde onların bu görüşlerini taklit etmiş demektir. Şimdi bu tür meseleleri konuşurken bir kısım kulaktan dolma bilgilerle bu meseleleri fetişleştirmiş olan bir grup var Türkiye'de. Bunların diline Allah kimseyi düşürmesin. Şimdi buradan alacaklar, bak diyecekler. Ebu Bekir Sifil dedi ki Ebu Hanife müştehit değil, mukallittir. Başkalarını taklit etmiş. Bu mesele onların diline düşmesin. Ama hakikat budur. Böyle İmam Ebu Hanife'nin tartışılmış, delili zayıf bulunmuş görüşleri var. Bu görüşleri açıklarken İmam Kevseri mesela diyor ki evet, bu görüşlerde İmam Ebu Hanife İbrahim Nehai'nin veya Hammad bin Ebi Süleyman'ın görüşünü almıştır. Ya da bir sahabinin görüşünü deliline bakmadan alsa bir müştehit. Bu taklit olur mu olmaz mı? İmam Ebu Hanife'den nakledilen bir şey var biliyorsunuz. Ben bir meselede Kur'an'a bakarım, bulamazsam sünnete bakarım, bulamazsam sahabeye bakarım. İcma etmişlerse alırım. İhtilaf etmişlerse taraflardan dilediğimin görüşünü alırım. Şimdi bu görüş almaktır bakın. Delilini araştırırım, bakarım, taklit ederim, tahkik ederim, tartışırım demiyor. Görüşünü alırım diyor. Bu durumda İmam Ebu Hanife o sahabiyi taklit etmiş oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Demek ki oluyormuş bu. Efendim. Ama ekser ulema müştehidin müştehidi taklidi haramdır, caiz değildir demişler. Bunu da bir bilgi olarak nakletmiş olalım.